Evet, merhaba arkadaşlar. Bir süreden beri almayı düşündüğüm bu 360 kamerayı aldım. Banggood sitesinden elime ulaştı. Artık günümüzde fotoğraf ve videoların şekli değişti biliyorsunuz. 360 kameralar oldukça popüler. Sizlere bunun kutu açılımı yapacağım. Bu konuyla ilgili merak olanlar ya da bu konuyla ilgili ilgisi olan arkadaşlara belki yardımcı olur. Çünkü Eken Pano V6 bu yeni nesil bir kamera. Videoyu çektiğim tarihlerde Eken'in son çıkardığı ürünlerden bir tanesi ki en büyük özelliği de 2.7K özelliği var. Bu sayede oldukça yüksek kaliteli fotoğraf ve videoları çekebiliyor diğerlerine göre. Evet, açılımına başlayalım. Ben daha önce açtım gerçi kutuyu. Birazcık şarj ettim cihazı. Şimdi sizlerle beraber bazı özelliklerinden bahsedelim. Evet. Öncelikle şu koruma alalım. Şurasında da bir koruma var. Bir tane de burada var. Biliyorsunuz 360 kameraların en büyük özelliği iki tane balık gözü lensinin olması. Evet arkadaşlar, kamera böyle bir aparatla geliyor. Altında tripod takma yeri var. Kamera şimdilik bu. Hemen ben açılımıyla ilgili, daha doğrusu çalışmasıyla ilgili bilgiler vereyim. Power düğmesi var. Burada da Wi-Fi düğmesi var. Wi-Fi düğmesi hem telefonla bağlantısını kurabilmek için Wi-Fi'yi çalıştırıp kapatıyor. Artı fotoğraf ve video modlarını değiştiriyor. Power düğmesi ise makineyi açıp kapamaya yaradığı gibi tek basışta fotoğraf, çift basışta arada çift basmayla videoyu başlatıyor. Şöyle 3-4 saniye kadar basılı tutuyorum power düğmesine. Evet, makine açıldı. Evet, gördüğünüz gibi ilk açılışta 960p 30 kare olarak gösteriyor. Bunu buradaki Wi-Fi düğmesine bir defa basarak 2.7K'ya yalnız 25 kareye düşüyor. Çevirebiliyoruz. Yine dediğim gibi bir basışta fotoğraf, iki basışta videoyu başlattı. Videoyu durdurmak için tek bir defa daha basıyorum. Durdurdu. Evet. Makinemiz bu. Şimdi kutu açılımına geçelim. Ürün malzeme kalitesi oldukça güzel. İçinden iki tane kutusu var. Birinci kutusunda arkadaşlar çok fazla bir aksesuarı yok. Birinci kutuyu da şöyle alayım. Evet, birinci kutusunda kullanma kılavuzu, güç adaptörü, güç kablosu ve o Eken'in diğer makinelerinde olan güzel, hemen takacağım, tripodu var. Bu tripod biliyorsunuz hem makineyi sabitlemeye hem de bu makineyi elle tutup çekim yapmaya güzel bir aparat. Arkadaşlar, güç adaptörü oldukça güzel, kaliteli gözüküyor. Yalnız bunda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Güç adaptörü 0.4 miliamper. Yani her ne kadar mikro USB ile bağlansa da, yani cep telefonu kabloları buna da uyumlu. Android tarzı, ama bu güç adaptörü 0.4 miliamper. Yani cep telefonu adaptörü bu
makineyi şarj etmek biraz sakıncalı olabilir. Elinizden geldiğince kendi güç adaptörünü kullanmaya çalışın. İkinci kutusunda diğer uzaktan diğer makinelerde olduğu gibi uzaktan kumandası. Evet, sadece bu. Ve onu bileğimize takmak için kayışı var. Biliyorsunuz bu kırmızı düğme ile makineye uzaktan fotoğraf çektirebiliyoruz. Gri düğmeyle de yine makineye uzaktan videosunu başlatıp durdurabiliyoruz. Ben makineyle ilgili yine sizlere aktarabileceğim üzerinde LCD ekranı var 1 inç kadar. Bunu biliyorsunuz. Uzaktan kumandasından bahsettim. Makinenin tek bir dezavantajı var bana göre. 800 miliamper bir pil koymuşlar üzerine. Yalnız bu bana şunu çağrıştırıyor. Belki yeni nesil bir makine olduğu için güç tüketimi de ona göre olabilir. Ama ne kadar süre video çeker diye tam tahmin edemiyorum şu an itibariyle. Bunu da ben makineyi kullandıkça göreceğiz. Bu makineyle bulunduğunuz ortamlarda 360 derece video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar, yine şunu da söylemek istiyorum. Makineyle ilgili bu çektiğimiz 360 videoları editlemek, yani o parça parça çektiğim videoları birleştirmek için böyle ücretsiz bir program yok. EZCam diye bir Android markette bulabileceğiniz bir programı var ama orada video editleme ile ilgili bir işlem yapmıyor. Bu dezavantaj. Yani çektiğiniz parça parça videoları birleştirmek, yani onları düzenlemek için bir program bulmanız, temin etmeniz gerekiyor. Bu bir sorun gibi gözüküyor. Eğer varsa bildiğiniz, tavsiye edebileceğiniz bu tarz program, ben de o tavsiyelerinizden faydalanmak isterim. Evet, makine oldukça güzel, kaliteli bir makine. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben YouTube'da araştırmasını yaptığımda Pano V6'nın bir videoya rastlayamadım bilgi almak için, bilgi edinmek için. Onun için bu videoyu çektim. İlgilenenler arkadaşlara da yardımcı olsun. Evet. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum.